Balık ekmek. Formülü daha da güçlendirdim bu kalemun çocuk. Biraz daha portakal suyu koymalıyım. Neredeyse tamamlandı sayılır. Çok dikkatli olmalıyız. Bu karışım yanlış ellere asla geçmemeli. Bak bunu doğru söyledin. Doktor Mangal ve ninni adam. Evet, doğru bildin. Sonunda seni bulduk profesör. Ve karışımlarını. Yaklaşmayın, yoksa atarım. Önemli değil. Zaten bizimle geleceksin ve o karışımlardan istediğimiz kadar yapacaksın. Asla. Yoksa bu düşündüğüm şey mi? Aynen öyle. Bu koku. Oh, mis gibi. Balık ekmek. Bu ben. Artık kontrolüm altındasın. Gel benimle. İyi yakaladın ninni adam. Gidebiliriz. Bir ısırık da bana verir misin Hayri? Hayri değil. Doktor Mangal. Beni hazırlıksız yakaladılar. Ama profesörü kurtaracağım. Muhteşem yumak. İşte aradığım yardım. Planımızı anladın değil mi ninni adam? Anladım doktorcuğum. Doktorcuğum değil. Doktor Mangal. Abartma Hayri. Oyun oynuyoruz alt tarafı. Tamam, aramızdaki samimiyetten dolayı sen bana doktorcuğum diyebilirsin ninniciğim. Ninniciğim mi? Bak olmadı şimdi. Doktorcuk oldu da ninnicik mi olmadı? İyi de aynı şey mi? Sen sessiz dinle. Bu muhteşem yumağın sesi. İzimizi bulmuşlar. Planımız işliyor demek. Hadi iş başına. Tamam doktor. Mangal. Demek profesörü buraya saklamışlar. Aferin muhteşem yumak. Şşt! Çok sessiz olmalıyız. İşte profesör. Bağlanmış. Profesör, seni kurtarmaya geldim. Dandini dandini dandana. Olamaz. Bu danalar girdi bostana. Ninni adam. Kov bostancı danayı, yemesin mamaları. Gözlerim uyusun kapanıyor. Uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni. Ninni benim yavruma ninni. Benim ninnime kimse karşı koyamaz. Bakalım kemerin olmadan ne yapabileceksin bu kalemun çocuk. Hatırlıyorum. Ninni adam beni uyutmuştu.
kemerim. Demek ninni adam beni bu yüzden uyuttu. Profesörü kurtarmak için önce kemerimi geri almalıyız. Gizli üstüne geri döneceğini biliyordum ninni adam. Kemerim de içeride bir yerlerde olmalı. Ninni adam oradayken içeri giremem. Ama o dışarı çıkabilir. Of, babam çabuk gelse de ben de oyuna devam etsem. Yavrucuğum, Menekşe apartmanı 3 numaraya bir süt bir yumurta getirir misin? Tabii teyzeciğim, hemen. Sağ ol yavrucuğum. Teyzeciğim, nasıl sen istemedin? Şimdi konuştuk seninle. Evladım, ben sipariş falan vermedim. Hem bu saatte sütü yumurtayı ne yapayım? Belki kek filan yapacaksındır. Yok yavrucuğum, bir yanlışlık olmuş. Ama bu nasıl olur? Hadi annenlere selam söyle. Tamam teyze. Bu işte bir iş var ama. Kemer nerede? Biraz önce buradaydı. Siparişlerimi niye getirmedin ninni adam? Bu kalemun çocuk. Demek telefondaki sendin. Gerçek kimliğini asla belli etmeyecektin ninni adam. Seni bir kez uyuttum, bir kez daha uyutabilirim. Dandini dandini dastana. Danalar. Bu ses. Hayır. Ninnimin tek çaresi. Bunu nereden öğrendin? Okula giden her çocuk bu sesi ve etkisini bilir. Şimdi bana Doktor Mangal'ın yerini söyle. Tamam, tamam. Yeter ki alarmı kapat. Doktor Mangal, Saadettin Usta'nın dükkanında saklanıyor. Tamam. Bekle. Balık ekmeğine karşı koymanın yolunu bilmiyorsun. Sana bunu söyleyebilirim. Neden yapasın ki bunu? Çünkü Doktor Mangal bir ısırık bile almama izin vermedi. Ve çok ama çok ayıp etti. Anladım. Peki nasıl karşı koyacağım? Limon kabuğuyla. Annelerimizin yaptığı gibi mi? Aynen öyle. Akın. Güzel pilav yapmışsın. Aferin sana. Sana teşekkür edeceğim hiç aklıma gelmezdi ninni adam. Sağ ol. Neyse. Ben de yeni ninniler ezberleyeyim. Şu karışımı bir türlü bitiremedin. Daha ne kadar bekleyeceğim? Doğru miktarları tutturmak kolay mı sanıyorsun? Bilmem. Profesör olan sensin. Hadi elini çabuk tut. Bir şekilde balık ekmeğinin etkisinden kurtulacağım Doktor Mangal. Peki nasıl olacak bu? Artık bu kalemun çocuk da sana yardım edemez. O kadar emin olma Doktor Mangal. Bu kalemun çocuk. Demek ninninin etkisinden kurtuldun. Elbette. Ama benim balık ekmeğimden kurtulamayacaksın. Neler oluyor? Bu koku. Balık ekmeğimin kokusu. Hayır. Limon kabuğu kokusu. Limon kabuğu mu? Olamaz. Balık kokusunu bastıran tek şey. Bunu nereden öğrendin? Benden tabii ki. Ninni adam. Bunu bana nasıl yaparsın? Çünkü ekmeğinden biraz bile vermedin doktorcuğum. Doktor değil. Benim adım Doktor Mangal. Doktor değil. Artık bunun bir önemi kalmadı Doktor Mangal. Yolun sonuna geldik. Öyle mi? O zaman bunu yapmaya beni mecbur ettiniz. Muhteşem yumak. Şimdi.
Hayır! He? Hayri, karışım hazır. Oo, gerçekten mi? Harika! Hadi gelin. Mert balık ekmekle içilecek en iyi karışımı yaptı. Sonunda. Enfes olmuş. Yemek yemeyi böyle maceraya dökünce tadı daha bir güzel oluyor. Öyle değil mi doktor? Hem de nasıl? Bir dakika. Yumağın hakkı nerede? Merak etme. O hakkını çoktan yemiş bile. Ekmeği iyi kaptı ama. Tam da adı gibi. Muhteşem bir hareketle. Doktor Mangal, bir sonraki gizli gücün ne olacak? Bizim mutfağımız çok zengin. Elbette kokusuyla etkileyen bir şey bulurum. İşte buldum. Benim aldığım kokuyu siz de aldınız mı?